Merhaba, yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilir, bana destek olmak için videomu beğenip yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. 4. Taşın Yolu. Taşın Bilgeliği. O büyük fırtınanın olduğu gece bir taş oluşumu sayesinde güvenli bir geçit bulduğumu söylemiştim. Bu, taşın beni desteklediği, öğrettiği ya da kurtardığı sayısız zamanlardan sadece biriydi. Öğretmek mi diye merak etmiş olabilirsin. Taş öğretebilir mi? Evet. Gözlemlediğimiz her taş asırlardır dünya üzerindedir. Bizim sahip olmadığımız bir bilgeliğe sahip olmalarına şaşırmalı mıyız? İnsanlarımdan uzakta kaldığım aylar ve yıllar boyunca bilgelik her zaman ayaklarımın dibindeydi. Her bir adımımla taşınan taşlar, geçmişin o sessiz ataları benim dayanağıma bilgelik kattılar. Ya da en azından böyle yapabilmeyi teklif ettiler. Bilge olabilmek içinse onların sessizliğini duyabilmeyi öğrenmem gerekiyordu. Barışın Dayanağı. İlk başlarda taşı sadece yardım istediğim zaman duyabilmiştim. Bir akarsuyu geçmek zorunda kaldığımda, ya da bir gereç şekillendirmek istediğimde. Ama her ne kadar ben onu görmezden gelsem de, taş her zaman bana kendini sundu ve beni her adımımda destekledi. Peki taş ne sunmuştu? Tek bir kelimeyle barış. Neden barış? Çünkü kargaşanın arasında, aynı o büyük fırtınada olduğu gibi, taş bana güvenli bir geçit sunmuştu. Toprak etrafımda dönmeye başladığında, taş benim en büyük dayanağım olmuştu. Benim cılız yeteneklerim beni terk edip umutsuz bir halde bıraktığında taş bana elini uzattı. Silahlar, aletler ve yaşayabilmemi sağlayan gereçler yapmama izin verdi. Evet, sana taşın bedenime verdiği hediyelerden bahsediyorum. Ama sadece sana taşın ruha verdiği hediyeyi öğretebilmek için. Çünkü nasıl dışarıdaki ışık içeriği işaret ediyorsa, nasıl rüzgar kalbimin düşüncelerini taşıyorsa, nasıl su cildim kadar ruhumu da tazeliyorsa, ayaklarımın altındaki taş da içimdeki bir şeylere işaret ediyor. Genç arkadaşım, hayatını bir düşün ve söylediklerime dair kanıtları bulacaksın. Ayaklarının altındaki toprak sapasağlamken bile içinde çalkantıları hissettiğin anlar olduğunu hatırlayacaksın. Ve etrafında her ne olursa olsun temkinli ve huzurlu hissettiğin anları da. Ayaklarımı destekleyen taş bana çok daha büyük bir taşın varlığını öğretti. Her bir faciaya uğramış ve içimdeki beni destekleyebilen bir taş. Yürüyüşüm sırasında kalbimi destekleyen bir taşı keşfettim. Yürüyüşümdeki her ileri adımım o taşın yolu üzerindeki bir adımdı. Bir taş olabilmek. Sen de yolculuğunda sana yardım eden taşlardan birine dönüştüğünde bu taşı bulacaksın. Benim yürüyüşümün başlarında düştüğüm hataya sen de düşme. Sakın taşları küçümseme. Onlar çok asildir. Kaçışımın başlarında onları görmezden geldim. Oysa şimdi onlara büyük bir saygı duyuyorum. Ara sıra onlara lanet ederdim. Şimdi onlardan övgüyle söz ediyorum. Bir taş olabilmek. Bu kesinlikle çok değerli bir amaç. Bunu tüm ciddiyetimle söylüyorum. Ayağının altında dönen taşa gücenme. Ne de olsa onu döndüren sen olsan bile taş sana gücenmiyor. Sen onu yaralamak için elinden geleni yaparken taşın sana destek vermek için gösterdiği çabayı takdir etmiyor musun? Onları fark etmeyi başaramamış olsan da taşların sana yardım etme isteğini nasıl görmezden gelebilirsin? Üzerlerinden yürüyüp giden herkese aynı yardımı sunuyor olmalarına saygı duymuyor musun? Alçak gönüllülüklerinden ve sabırlarından duygulanmadın mı? Işık tarafından ısıtılma şekillerinden bir şeyler öğrenmedin mi? Bir taş olabilmek, evet, bu kalbimin en derin arzusu. Taşın ileri ve geri kullanımı. Beni sakın yanlış anlama. Dünya taşın soğuk, sert,
bağışlayıcı olmayan bir şey olduğunu düşünüyor. Karanlıktayken taş da böyle görünüyor zaten. Yani bir soğukken, sert ve bağışlamazken. Ve taşla verilebilecek zararı gördüğümüzde, kalpleri soğuk, katı ve affetmezler tarafından kullanıldığında. Ama taş, ışık da çok farklıdır. İleri doğru yürüyenler de taşı kullanırlar. Ama yaralamak için değil, yardım etmek için. Yok etmek için değil, yaratmak için. Taşı anlayış şeklimiz, verdiğimiz önem ve onu kullanış şeklimiz yürüyüşümüze bağlıdır. Işıkta ileri doğru yürü ve taş huzur getirene dönüşsün. Karanlıkta geriye doğru yürü ve taş savaş çıkarma anlamına bürünsün. Bu taşı gördüğümde kayalıklardaki yansımamla karşılaştım. Çünkü ben bazen huzur getiren, bazen de savaş çıkartanım. Taş, ben onu nasıl yaratırsam o. Taş sadece ve sadece benim bir uzantım. Taşın soruları. Taş duvarlarda benden önce göçüp gidenlerin hikayelerini okurken ve benim arkamdan gelecekler için kendi hikayelerimi eklerken ve taşı, toprak anayı yeniden şekillendirmek için kullanırken taşın bir sorusuyla karşı karşıya geldim. Evet, bir soru. Sessizlik seni yanıltmasın. Bu sadece senin cevabını bekleyen taşın sabrı. İşte taşın sorusu. Etrafındaki insanlara hangi izlenimleri ve bunalımları bırakacaksın? En sivri taşlar gibi sözlerimiz, hareketlerimiz ve tutumlarımız birer etki bırakır. Diğerlerinin kalplerine hikayeler halinde işlenir. Ve biz de o hikayeleri kendi kalplerimize işleriz. Dışarıda her ne yaparsak yapalım, insanlar kalplerimizde onlarla ilgili neler hissettiğimizi bilirler. İşte bu nedenle taş sorar. Huzuru mu davet ediyoruz yoksa savaşı mı körüklüyoruz? Geriye doğru yürüyüp sivri uçlu kalplerimizle etrafımızdaki toprakları mı yaralıyoruz? Yoksa barışın dayanağı olan taş yolda ileri doğru yürüyerek diğerlerini huzurlu yolculuğumuzda bize katılmaları için davet mi ediyoruz? Beş, bitkilerin yolu. Bitkilerin sırrı. Doğa, yürüyüşlerini değiştirme arzusu duyan herkes için bereketli bir yol sunar. Cevap, çevremizde büyüyüp yetişmektedir. Bilmece gibi konuşuyorsan beni bağışla. Çünkü istediğim bu değil. Bilmeceler anlaşılmazken, ileri doğru yürüyüşün yolu tamamen belirgindir. Hemen yanındaki çiçekler kadar belirgin. Çünkü genç arkadaşım, çiçeklerin bir sırrı vardır. Onlar ileri yürüyüşün sırrına sahiptir. Bitkilerin ileri doğru yürüyebildiklerini söylemek biraz tuhaf ama bu doğru. Ve ileri doğru yürüyüşe ait bilgilerinin bir sır olarak kalması çok yazık. Çünkü onlar zamanın başlangıcından beri kendilerini dinleyen herkese bunu anlatmakta. Onları dinle genç arkadaşım ve onlar da sana yol göstersin. Bitkilerin hizmeti. Bu sırrı çok uzaklardan dinlerken bile rahatlıkla işitebilirsin. Çünkü sır en çok bitkilerin yokluğunda belirginleşir. Bu başka bir bilmece değil, sadece üzücü olan gerçeğin basit bir şekilde anımsanması. İnsanoğlu bereketten daha çok yoksunluk arayışı içindedir. İşte bitkilerin olmadığı yerde biz onları görmeyi öğreniriz. Benim bitkilerden öğrenme sürecim bomboş, çıplak bir çölde gezinirken başladı. 5 gün boyunca sıcaktan saklanabilecek bir yer bulamadım. Yiyecek sınırlıydı. Bitki örtüsü olmadığı için, aynı onların da yaptığı gibi karnımı yılanlarla ve çöl kemirgenleriyle doyurdum. Toprağın çoraklığında o yaratıklar bile kısıtlıydı. Onları bulduğum zaman çiğ etleriyle yiyordum. Çünkü ateş yakabilecek odunum yoktu. Bu düz ve çorak araziden tiksinmeye başlamıştım. Burası sert ve affetmeyen topraklardı. Zenginlikten ve güzellikten yoksundu. Sıcaklıktan ya da fırtınalardan korunacak bir sığınak sunmuyordu. Çoğu yaratığı destekleyecek bitki örtüsünden bile yoksundu. Yemeklerimi doğru şekilde hazırlayabilmem için gerekli yiyecek çok azdı ve hiç odun yoktu. 3. günün sabahında her ne kadar arazi birçok şeyden yoksun gibi görünse de
aslında tek bir yoksunluğu vardı. Bitki örtüsü. Eksikliğini hissettiğim ve özlediğim tek şey bitkilerin hizmetiydi. Güzelliğin kaynağı. Toprak ananın tüm yaratımları arasında belki de hiçbiri bitkiler kadar kapsamlı hizmet vermez. Sundukları hizmetleri bir düşün. Yiyecek, sığınak, gölge, doğal ortam sağlar. Erozyona karşı destek verir. Gereçlerin yapımı için ve ateş yakmak için ham materyalleri sunar. En büyük yardımları sağlayan yaratımların aynı zamanda en güzel yatırımlar olması sence bir tesadüf mü? Bence değil. Çünkü bitkiler gibi dolup taşarak hizmet sunan insanlar tanıyorum. Ve yaşamları bildiğim en güzel yaşamlar. Onlar da bitkiler gibi yaşamlarında cennete ulaşıyorlar. Ve cennete doğru bu yükselişleri sırasında bana da ulaştılar. Taklitler. Ama dikkatli olmalısın genç arkadaşım. Doğada taklitler de vardır. İyi bir yiyecek olabilecek her bitki seni hasta edebilecek bir benzeri tarafından taklit edilir. Ve doğa bu şekilde bize hayatı öğretir. Çünkü kendilerini senin gözlerine çekici göstermek isteyecek sayısız tehlikeli element vardır. Çoğu kendilerini tehlikeli olarak nitelendirmez ve asıl büyük tehlike senin de böyle düşünecek olmandır. Senin eğlenceli ya da heyecanlı bulacağın şekillerde hareket edebilirler. Ve memnuniyetlerini ifade etme şekillerinden dolayı onların sana hizmet ettiği yanılgısına kapılabilirsin. Dikkat et, bazı meşeler iyi, bazıları ise zehirlidir. Her ne kadar baştan çıkarıcı olursa olsun, neşe değil, çekişmeden başka bir şey olmayan sayısız teklif sahibi olacaktır. Doğada iyi ile taklidi birbirinden ayırabildiğin gibi bunu yaşamında da yapmalısın. Söylediklerim kulağa yaşlı ve yaşamdan bir haber mi geliyor? Bir yaşlı gibi değerlendirilmeyi çok istiyorum çünkü gerçekten yaşlıyım. Ve yaşadığım yıllardan dolayı nasihat edebilirim. Ama söylediklerim sana gerçek yaşamdan fazlasıyla kopuk geliyorsa sağlığın için endişeleneceğim. Korkarım sen çoktan taklitler tarafından zehirlendin bile. Zehirli taklitlerin nasıl olacağını iyi bilirim. Çünkü ben de yaşamımdaki tüm doğrulara onların etkisi altındayken sırtımı çevirdim. Yiyeceğin içine gizlenen zehri görmemle birlikte iyileşmenin yolunda kalmaya yemin ettim. Genç arkadaşım, aldıklarına çok dikkat et. Tattığım acı meyvelerden dolayı geçirdiğim çok acı yıllarım oldu. Doğada iyi ile kötüyü ayırt etmeyi kavradıkça bunu yaşamında da yapabileceğin bir kapasiten olduğunu keşfedeceksin. Ve burada da bitkiler sana hizmet edecek. Çöldeki umut. Birçok çöl alanında aslında çok ilginç olan bir bitkiyle karşılaşabilirsin. Bu sıradan ve gösterişli olmayan bir bitkidir. Uzun yıllar boyunca öylesine yaşar, toprağa yakındır ve kendine hiç ilgi göstermez. Onu cazip kılabilecek hiçbir şey yoktur. Oysa hareketsizce geçen bu yıllar arasında hazırlıklıdır. Birden nereden geldiği anlaşılmayan bir şekilde göklere doğru tomurcuklar açar. Tek bir mevsimde en alçak gönüllü ve boynu bükük bitki diğerlerinin arasında sıyrılarak gelişir. Herkesin görebilmesi için başını kaldırır. Ama tam da şöhretinin ve gücünün zirvesindeyken bitki birdenbire ölür. İşin gerçeğini bilmeyenler onun hastalıklı olduğunu düşünebilir. Oysa bu ani ölüm de planın bir parçasıdır. Bitki ölür çünkü gökyüzüne yükselişi sırasında sahip olduğu her şeyi vermiştir. Ve bu yükseliş değersiz değildir. Çünkü ölümüyle birlikte toprağa yeni yaşam tohumlarını saçar. Diğerlerinin de yükselebilmesi için ölür. Genç arkadaşım, agave bitkisinin yaşamının sana ilham vermesine ve rehberlik etmesine izin ver. Daha az konuş ve daha çok öğren. Kendini dimdik durmaya hazırla. Ve her yaptığında gökyüzüne doğru yüksel. Bunu yap ve aynısını yapmaları için diğerlerine de ilham kaynağı ol. Kurak çöllerin bayırları ve günümüzün asfalt genişlikleri
senin ilham veren varlığına ihtiyaç duyuyor. Kendini iyi bir toprakta yetiştir. Göklerden gelen çiğ tanelerinin değerini bil ve ruhunda su biriktir. Yaşadığın her gün boyunca güneşin ışığının tadını çıkar. Ve sonra sen de agave çiçeği gibi bir umut işaretine dönüşeceksin. Ve senin için kendini kurban edişin boşa gitmemiş olacak.''